Evet sevgili izleyenler, sektörel gezintimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere İstanbul Sarıyer bölgesinde hizmet veren Folkmaker markasından sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Serden Bey bulunmakta. Ben Serden Dilbaz, yüksek makine mühendisiyim. Yaklaşık 9 senedir Türkiye'de Defenser firması altında Folkmaker'ı temsil etmekteyiz. Folkmaker otomatik yangın söndürme sistemidir ve İsveç menşeli bir üründür. İşlevinden ve içeriğinden çok kısa bahsedebilir misiniz? Folkmaker yangın söndürme sistemidir. Doğru. Motor yangın söndürme sistemi olarak anılan bir sistemdir. Araçların genellikle ağır vasıtaların motor bölmelerine bir mühendislik tasarımı takiben kurduğumuz bir sistemdir. Peki ne kadar sürede bu sistem aktif hale geliyor? Örnek veriyorum, araçta herhangi bir arıza oluştu. Yangın çıkmasını tabii ki arkamızda görmüş olduğumuz ürünler engelliyor ama ne kadar sürede devreye giriyor? Sistemimiz 5 ila 10 saniye arasında motor bölmesine çıkan yangını algılayıp kendi kendine aktive olan bir sistemdir. Peki normalde bu aktivasyon gerçekleştirdikten sonraki süreçte bu ürünün herhangi bir bakıma ihtiyacı var mı? Ürünümüz aktive olduktan sonra genellikle bir yangını algıladığından dolayı aracın tekrar gözle kontrolü ve mekanik olarak kontrolü gerekmektedir. Bunun için de bir servis noktasına uğramasında fayda vardır. Bir de şunu da merak ediyorum, yani arkamızda çok önemli bir ürünün özelliğinden bahsettiniz. Bu bütün araçlarda kullanılmalı mı ya da zorunlu olan araçlar var mı? İsteğe bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor mu? Avrupa Birliği'nin belirlediği standartlardan biri olan R107, genellikle otobüslerde uygulanan bu standarttan dolayı yolcu taşıyan bütün araçlarda sistemin bulunması gerekmektedir. Otobüsler ek olarak dizel motorlu büyük araçlarda ve çeşitli araçlarda sistemimiz kullanılmaktadır. Peki şimdi zorunlu olan araçlarda zaten bunu taktırmak zorundalar. İsteğe bağlı da değişkenlik gösterebiliyor. Yani kişiler neden bu ürünü taktırmak istiyorlar isteğe bağlı olduğu zaman? Özellikle büyük araçlarda zaman önemlidir. Bir yangın çıktığı zaman ya da bir problem olduğu zaman araçlarda bir an önce bu yangının telafi edilip aracın geri servise verilip aracın hizmet vermeye devam etmesini sağlamak gerekmektedir. Yangın çıkan bir araçta sistem devreye girip yangını söndürdükten sonra minimum hasar olduğu için aracı çok çabuk bir şekilde geri servise vermek mümkün olmaktadır.